Aslak Çetim'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Hüseyin Mehmet Avacı. Bugün 5 Ekim Pazartesi, haftanın ilk işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda bu hafta için hazırlamış olduğumuz 5-9 Ekim haftası için hazırlamış olduğumuz haftalık model portföyümüzdeki hisseleri detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bu hafta için hazırlamış olduğumuz hisselerin analizine başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi geçtiğimiz haftaki model portföyümüz nasıl bir performans sergilemiş bunu yakından inceleyelim. Geçen haftaki model portföyümüzde yer alan hisselerimiz Aksi Enerji, Akbank, Eczacıbaşı İlaç, Korsa Teknik Tekstil ve Tüpraş'tı. Bu seçmiş olduğumuz 5 tane hisseden 3 tanesi bizim belirlemiş olduğumuz hedef fiyat seviyesine ulaşarak haftayı sonlandırdılar. Geri kalan 2 hissemiz Akbank ve Tüpraş haftalık olarak belirlemiş olduğumuz hedef fiyatlara ulaşamadılar. Ama öte yandan zarar durdurma seviyelerini de görmediler. Yani bu da az da olsa yine bir getiri sağlamış oldu. Model portföy içerisinde. Geçtiğimiz hafta yatılacak olursak aslında bankacılık hisseleri öncülüğünde endeksin yükselişinin devam ettiğini görmüştük. Geçtiğimiz haftanın genelinde. Bu yükselişte zaten haftalık getiride de kendisini belli ediyor. BIST endeksi geçtiğimiz haftayı %1.86'lık aslında oldukça iyi bir getiriyle kapattı. Bizim hazırlamış olduğumuz model portföyümüz ise geçtiğimiz haftadaki endeksin üzerinde bir getiri sağlamayı başararak haftalık bazda %3'e yakın %2.96'lık bir getiri elde etti ki bu da kapanışlara göre olan getirimiz. En yüksek fiyata göre baktığımız zaman haftalık getirimiz %6'nın üzerine çıkmış durumda bulunuyor. Bu da aslında geçtiğimiz haftaki portföyümüzün oldukça başarılı olduğunu gösteren bir gösterge. Geçtiğimiz hafta hedef fiyata ulaşan Aksi Enerji, Eczacıbaşı İlaç ve Korsa'yı hisselerinden Aksa'yı ve Eczacıbaşı İlacı hedef fiyata ulaştığı için model portföyümüzden çıkardık. Yine Tüpraş'ı ve Akbank'ı da bu haftaki model portföyümüzden çıkardık. Yani aslında geçtiğimiz haftadan bu haftaya yalnızca Korsa hissesini model portföyümüze tutuyoruz. Çıkardığımız hisselerin yerine ise Aksa'yı, Goodyear'ı, Kardemir Deyi ve Pegasus hisselerini bu haftaki model portföyümüze ekledik. Şimdi şöyle hemen Matrix üzerinden model portföyümüze eklediğimiz hisselerin detaylı bir teknik analizini yapalım. Ve beklediğimiz hedef fiyatları da grafik üzerinden konuşalım. Geçtiğimiz hafta Aksi Enerji model portföyümüzdeydi. Aksi Enerji'nin iştiraki olan Aksa'yı bu hafta model portföyümüze aldık. Çünkü Aksa Enerji, düzeltiyorum, Aksa Akalik Kimya'yı aldık. Aksi Enerji çünkü 2-3 haftadır model portföyümüze yer alıyordu ve Aksa Akalik Kimya'dan farklı olarak biraz daha hızlı yükselmişti ve biraz önümüzdeki süreçte kar satışlarıyla geri çekim ihtimali var açıkçası. Aksi Enerji'ye göre biraz daha yine yükseliş yapan ama daha az yükselen Aksa Akalik Kimya'yı bu hafta aslında bir yer değişikliği yaptık diyebiliriz. Grafikte de zaten gözüktüğü gibi teknik analize uygun bir hisse ve Fibo destek seviyelerinden, direnç seviyelerinden güç alarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta zaten Fibo 38'e denk gelen 7 lira 18 kuruştan güç alarak Fibo 50'ye doğru bir hareket etmişti. Fibo 50'deki direnç seviyemiz 7.37'ye denk geliyor. Bu direnci test etti, kıramadı, geri çekildi. Bu haftaya da yükselişle başladı aslında ve tekrardan geçtiğimiz hafta test ettiği Fibo 37'yi test etti. Aksa Akalik Kimya. Şimdi bu seviyeyi tabii test etmesi yeterli değil. Bu seviye üzerinde kalıcılık görmemiz gerekiyor. Bizim beklentimiz burayı kırarak yukarı yönlü hareketine aslında devam etmesi yönünde. Hatta grafiğimi şöyle biraz küçültürsem burada hafif de bir çanak formasyonu var aslında. Fibo 50'ye göre bir çanak var. Fibo 50'ye göre olan çanağı aslında hem Cuma günü hem bugün yaptığı deneme ile birlikte Aksa Akalik Kimya tamamlamış durumda ki genelde de bilirsiniz çanak formasyonundan sonra hani fincan kulbu oluşabiliyor daha doğru öyle söyleyeyim. Oluşması için fiyatın 7.18'lere doğru geri çekilmesi lazım. Tekrar yükselmesi lazım gibi bir durum söz konusu ama genel tepelere göre bakarsak şöyle gösterelim. 14
Ağustos'taki tepemiz neredeyse Fibo %61 seviyesine denk geliyor. O da 7,5 lira seviyelerinde. O açıdan yani burada Fibo 50'ye göre tamam bir çanak olabilir ama asıl büyük çanağımız daha da yukarıda olacağını düşünüyoruz. Böyle bir öngörümüz var. O açıdan mevcut test ettiği Fibo direncini kırarak bu hafta içerisinde Aksa Akeli Kimya'nın 7,5 liraya doğru bir hareket yapmasını bekliyoruz. Ki buna bağlı olarak da Aksa için bu hafta belirlemiş olduğumuz hedef fiyat aralığımız biraz daha yukarıda hatta. 7 lira 63 kuruş ile 7 lira 70 kuruş aralığında. O açıdan baktığımızda yukarı yönlü hareket hafta itibariyle, haftanın ilk günü itibariyle var. Bu hareketin devam etmesini bekliyoruz diyeyim. Ve Aksa'dan bir sonraki hissemiz olan Goodyear'a geçelim. Goodyear'da da yine aslında Fibo destek seviyeleri ve direnç seviyelerine bağlı olarak hareket eden kağıtlardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Fibo 61'deki direncini kıramayınca Fibo 50'ye kadar geri çekildi ama ondan sonra güç alarak 4 günden beri yükselişe devam ediyor. Biz bu yükselişin sürmesini bekliyoruz. Buna bağlı olarak da Temmuz ayı başında test ettiğimiz 6 liranın üzeri söz konusu. 6 lira 7 kuruşa kadar yükselmişti Goodyear hissesi. Buna bağlı olarak da bu yükselişin sürmesini ve bir ikili tepe yapmasını bekliyoruz Goodyear'ın. Bu yükselişe zaten bizim beklediğimiz gibi olursa belirlemiş olduğumuz hedef fiyat seviyemizde Goodyear için aslında 6 lira değil. Biz genellikle %5'lik, %5,5'luk bir fiyat marjımız var. Buna göre bu aralığımız 5.80-5.85'e denk geliyor ama bizim belirlediğimizin de üzerine çıkarak 6 lira denemesi yapması aslında kuvvetle muhtemel ve bu denemeyi yaparsa da şaşırmayacağız. Mevcut formasyonu düşününce ki şöyle yapacak olursam şuradaki ikili yani iki tane zirvemiz var. Sonra bir tane daha yukarıda zirvemiz var ama bu zirvemiz zaten 5 lira 90 kuruşa denk geliyor. Bu da bizim belirlemiş olduğumuz hedef fiyatın üzerinde. Yani ilk hedef burası, daha da yukarıda 6 lira 07 kuruş var. Bu potansiyeli, yani bunu yapma potansiyeli olan bir kağıt Goodyear. Yapıp yapamayacağını bu hafta tabii ki de izleyip göreceğiz. Goodyear'dan sonra Kardemir'e geçelim. Şimdi Aksa ile Goodyear'ın grafiği aslında biraz benziyordu birbirine. Yani şey açısından, Fibo destek direnç seviyeler açısından birbirine benzemekteydi. Kardemir'in grafiği biraz daha farklı. Kardemir'e şöyle yaklaşalım. Yıl içi iki tane zirvesi vardı. Hem Ocak ayında yapmış olduğu hem de geçtiğimiz Temmuz'da yapmış olduğu iki tane zirve söz konusuydu. Şimdi buradan çizdiğimiz bir direnç. Şöyle düzeltelim bir saniye. Direnç çizgimiz var. Bir de Ağustos ayında 2,5'ten altına sarkarak hızlı geri çekildikten sonra başladığı ufak bir kanalı var. Yukarı yönlü kanalı. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle bu direncimizi kırdı. Yani ilk tepemiz var. İkinci tepemiz var. Üçüncü tepeyi yaptı. Üçüncü tepeyi yaptıktan sonra da hem Perşembe günü hem Cuma günü kapanışını bu seviyenin üzerinde yapmayı başardı. Ki zaten Perşembe günü takibimize aldığımız bir kağıttı. Cuma günkü kapanışını da bu seviyeye direnç çizgisi seviyesi üzerinde yapınca İyicen artık kendisini belli etti. Kırmızı çizgiyi kırdım. Ben mavi çizgiden yoluma devam edeceğim dedi aslında Kardemir. Buna bağlı olarak da zaten grafikimizde kendini belli ediyor. Yükselişin devam etmesini bekliyoruz Kardemir'de de. Yükseliş devam ederse geçtiğimiz haftaki kapanış seviyesine göre belirlediğimiz hedef fiyat aralığımız 3 lira 60 kuruşla 3 lira 65 kuruş aralığında. Ki şu anki fiyatımız bile gün içerisinde en yüksek 3 lira 50 kuruşu gördük. Şu anda da o seviyenin hemen bir kademe altındayız. Yani bizim belirlediğimiz hedef fiyata ulaşma ihtimali oldukça yüksek. Ki Kardemir de endeks 30 kağıdıdır. Oldukça hacimli bir kağıt. Ve mevcut endeksteki yükselişi hem 30 hem %'deki yükselişi düşünürsek yine hedef fiyata ulaşmasını beklediğimiz güçlü kağıtlardan biri. Kardemir'de. Corsa'ya geçelim. Corsa'da geçtiğimiz haftanın bu haftaya taşıdığımız tek kağıdımız. Baktığımız zaman aslında bir sıkışması vardı. Hem yukarıdan gelen direnç çizgimiz hem aşağıdan gelen destek çizgimiz şu bölgede yani 11 lira 40 kuruş seviyesinde sıkışıyordu. Takibimizdeydi zaten. Geçen hafta hedef fiyatımıza da ulaştı ama geçen hafta yukarıdan gelen kırmızı çizgiyi hani kıramayıp bu sıkışmaya devam etmedi. Çünkü devam etseydi belki
kort sayıda çıkartabilirdik. Çünkü böyle sıkışmalar olduğu zaman fiyat iyicene sıkışıp ya yukarı ya aşağı daha sert normal hareketinden daha sert bir zıplama yapabiliyor. Ama daha geçtiğimiz haftadan bu sıkışmayı yaşamadan ben yoluma yukarı yönlü devam edeceğim dedi. Amiyane tabirle ve kırmızı çizgiyi kırdı. Aynı aslında kardemiri değinin grafiğine benzer bir şekilde. Kapanış yapmasa bile 3 kere denedi. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ve belli etti aslında. Yani kırmızı çizgiyi kırıp ben aşağıdan gelen mavi çizgiyle birlikte hareketime devam edeceğim dedi Korsa. Mevcut alımlarla da birlikte. Bu şu an itibariyle kırmızı çizginin üzerine çıkmış olduk. Aslında yani şu çizgimizi biraz daha revize edebiliriz böyle belki ama yine böyle de revize etsek şu çizgiyi bu haftaki hareketle bu kırmızı çizginin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Tabii böyle revize ettiğimiz zaman çıkmama ihtimali de söz konusu olabilir ve sıkışma bu sefer şöyle baktığımız zaman hani 11.40'dan 11.60'a doğru yükselmiş oluyor. Tabii kırmızı çizgiyi düzelttiğimiz için. Hani böyle bir sıkışma da söz konusu olabilir ama mevcut durumu düşünürsek mevcut dediğim gibi alımları düşünürsek ekstra bir durum olmazsa yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Korsa'nın geçtiğimiz haftaki kapanışına göre güncellediğimiz kar al seviyemiz, hedef fiyat seviyemiz 12 lira 27 kuruş ile 12 lira 32 kuruşa tekabül ediyor. Ki şu anki fiyatımıza baktığımız zaman da Korsa'nın şöyle tıklayalım 11.87. Diğer hisselerde olduğu gibi, endeksin genelinde olduğu gibi Korsa'da haftaya alıcılı başladı ve şu an için alıcılı seyrediyor diyelim. Ve son olarak Pegasus'a geçelim. Şimdi Pegasus'un grafiği diğer bütün grafiklerden daha farklı. Ki Pegasus'u biraz bu hafta model portföyümüze dahil edip etmeme konusunda aslında oldukça kararsız kaldık. Gerek havacılık sektörüne verilmesi konuşulan, kulislerde konuşulan bir teşvik söz konusu. Gerekse geçtiğimiz hafta bir diğer havacılık şirketi olan hava yollarıyla alakalı bir kredi durumu söz konusu oldu. Kararsız kaldık. Hani hava yolları mı alsak, Pegasus mu alsak yoksa daha erken mi her iki kağıt içinde diye ama mevcut durumu düşünürsek aslında şey atılacak olursak şöyle örnek vermek daha doğru olacak bence. Bankacılık sektöründe uzun zamandan beri negatif seyir vardı. Faiz artırımıyla birlikte başlayan süreçte, yaklaşık 10 günlük süreçte yapılan normalleşme adımlarıyla birlikte bankacılar oldukça pozitif hariçti. Şimdi önümüzdeki dönemde bu potansiyel ciddi manada havacılık hisseleri için var. Başta Pegasus veya Türk Havalar olmak üzere. Buna istinaden potansiyelini düşünerek Pegasus'u bu hafta model portföyümüze dahil ettik. Ki nitekim dedim ya grafik diğerlerinden daha farklı. Yıl içi zirvemiz 86 liralardan idi Ocak ayı başında. Çok sert geri çekildik. Tabi Pegasus'un yaşamış olduğu iki tane uçak kazası da var yıl içerisinde. Daha doğrusu bir yıllık süre içerisinde geçtiğimiz. Buna bağlı olarak koronavirüs satışlarında havacılık sektörünü vurmasıyla birlikte 23 liraya kadar düştü. Sonra tekrar yükseldi, tekrar düştü ama son dönemdeki harekete önce aşağı doğru oldu. Özellikle de Ağustos ayı başından beri de 44 liranı çok güçlü bir destek yaparak bu seviye üzerinde kaldı. Yani 44 ile 48 arasında yatay bir bant oluşturmuştu. Şimdi buradan güç alarak mevcut olan aşağı yönlü trend şeyini hareketini kırmasını bekliyoruz. Şu burada kahverengi çizgimizde 100 günlük hareket ortalamamız. 100 günlük hareket ortalamanın da altında uzun süreden beri, Temmuz ayı başından beri. Yani burayı test etmesini bekliyoruz. Yaklaşık 50 lira seviyesine denk geliyor. 50 liraya doğru bir hareket olması kuvvetle muhtemel. İlk direncimiz 48 lirada tabii ki. Sonra da 50 lirada. Söylemiş olduğum, hani özetlemiş olduğum potansiyel eğer gerçekleşirse 50 lira üzerinde bu hafta değilse bile Ekim ayı içerisinde Pegasus'u görme ihtimalimiz yüksektir. Bu potansiyeli istinaden bizim belirlemiş olduğumuz seviyemiz geçtiğimiz haftaki kapanışa göre 49.12 ile 49.20 seviyeleri şey açısından hedef fiyat açısından bu hedef fiyatında dediğim gibi üzerine çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz Pegasus'un. Ama tabi bunu ne kadarını gerçekleştirir ne kadarını gerçekleştiremez bunu izleyip göreceğiz diyelim ve bu haftaki haftalık model portföy videomuzun sonuna gelirim.
Önümüzdeki hafta oluşturacağımız haftalık model portföy videomuzda görüşmek üzere. Ben herkese sağlıklı günler, işlem yapacak bütün yatırımcılarımıza da bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.